Halid bin Said radıyallahu an, hidayet nurunun kainatı ışıklandırdığı günlerdi. Hak dinin birinci safı yeni yeni teşekkül ediyor, müminlerin sayısı bir elin parmaklarını bile geçmiyordu. İşte Saadet halkasının ilk mensuplarından biri olma şerefi Hazreti Halid bin Said'e nasip oldu. Gördüğü sadık rüya ona güzel bir işaret olmuştu. Rüyasında kendisini cehennemin kenarında bulur, babası arkadan itmeye kalkışır, Resulullah ise belinden tutar, ateşe düşmekten kurtarır. Heyecan ve telaş içinde uyanır. Vallahi bu rüya haktır der. Ertesi gün meseleyi Hazreti Ebu Bekir'e açtığında ondan hakkında hayırlı olsun, seni kurtaracak olan Resulullah'tır. Hiç vakit geçirmeden git, ona iman et. Ona tabi olunca onunla birlikte kalacaksın. Rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten seni muhafaza edecektir. Babansa cehenneme gidecektir cevabını aldı. İmanın tatlı rüzgarı ruhunu ferahlatıyordu. İç dünyasında bazı değişikliklerin olduğunun farkındaydı. Zaman kaybetmeden Resul-i Ekrem'in bulunduğu yere gitti. "Ya Muhammed, sen insanları neye davet ediyorsun?" diye sordu. Hazreti Halid'in kalbinin İslam'a meylettiğini anlayan Peygamberimiz, "Ben insanları Allah'ın birliğine ve benim onun peygamberi olduğuma inanmaya davet ediyorum. İşitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen, kendisine tapanları da tapmayanları da tanımayan bir takım taş parçalarına tapınmaktan vazgeçirmeye çalışıyorum." buyurdu. Bu veciz hakikatler ve hiç duymadığı sözler karşısında ikna olan Hazreti Halid hemen iman etti. Daha sonra kendisine hanımı Ümeyne de katıldı. Peygamberimiz her ikisinin de Müslüman oluşuna çok sevindi. Hazreti Halid iman ve ibadetini bir müddet gizledi. Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kılıyordu. Müşrik babası iman ettiğini haber alınca Müslüman olmayan oğullarını göndererek yakalatıp getirtti. Onu vazgeçirmek için dil döktü. Ancak Hazreti Halid, "Vallahi Muhammed'in dini haktır, ölsem de vazgeçmem." diye davasında sebat etti. Fena halde öfkelenen babası elindeki sopayla Hazreti Halid'in başına vurdu. Başı ve gözü kan revan içinde kaldı. Sonra babası onu hapsetti. Aç ve susuz olarak günlerce Mekke'nin kavurucu sıcağının içinde bekletti. Hiçbir yiyecek vermeyeceğini de söyleyince Hazreti Halid, "Sen rızkımı kessen de Allah bana geçineceğim rızkı verir. Sen rızık verici değilsin." dedi. Bir yolunu bulup babasının elinden kurtuldu. Senelerce gözüne görünmedi. İkinci Habeşistan hicreti başlayınca kafileye ilk katılan Hazreti Halid ve hanımı oldu. 10 sene kadar Habeşistan'da kaldılar. Said ismindeki oğluyla Ümmü Halid ismindeki kızı orada dünyaya geldi. Hicretin 7. senesinde Hazreti Halid, ailesi ve Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer bin Ebi Talip ile Habeşistan'dan ayrılıp yola çıktılar. O sırada Hayber muharebesi cereyan ediyordu. Hayber'e vardıklarında savaş bitmişti. Peygamberimiz ve sahabiler onları sevinç içinde karşıladı. Savaşa katılmadığı halde Peygamberimiz ona bir miktar ganimet ayırmıştı. Hazreti Halid, Bedir ve Uhud savaşlarına katılamamaktan üzülüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz gönlünü aldı. "Razı değil misin ya Halid? Başkaları bir hicrete katıldı fakat sen iki hicrete katılmış oldun." Hazreti Halid tasdik edince Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hazreti Halid, Medine'ye yerleşince Peygamberimiz yazışma ve mektuplaşma vazifesini ona verdi. Peygamberimiz gerekli yerlere göndereceği mektupları Hazreti Halid yazar, bazı heyetlerle yapılan görüşmeleri kaleme alır, anlaşma ve muahedeleri kaydederdi. Hazreti Halid bir nevi Peygamberimizin hususi katipliğini yapıyordu. Nitekim hicretin 9. senesinde Taiflerden Beni Sakif ile Peygamberimizin yaptığı görüşmeyi Hazreti Halid yazmış, daha sonra bu kabileyle yapılan sulh görüşmelerinde vazifelendirilmişti. Hazreti Halid gerek idari noktadan muvaffakiyeti gerekse okuma yazmasının kuvvetli olması dolayısıyla Peygamberimiz tarafından Yemen'e vali olarak gönderildi. Peygamberimizin vefatına kadar bu vazifeyi ifa etti. Sevgili Peygamberimizin irtihalini duyunca Medine'ye geldi.
Hazreti Ebubekir devrinde vukua gelen irtidat ve yalancı peygamber hadiselerinin yatıştırılmasında Hazreti Halid'in büyük payı vardı. Bu hadiselerden sonra Hazreti Halid, Halife Hazreti Ebubekir tarafından Şam tarafına gönderilen orduda vazifelendirildi. Hazreti Halid, Ecnadeyn, Fihl ve Mercus Sufr fetihlerinde bulundu. İslam ordusu Fihl'i fethettikten sonra Mercus Sufr'e vardıklarında Bizans kuvvetleriyle karşılaştı. O sıralarda Hazreti Halid, Ümmü Hakim'le yeni evlenmişti. Düğün sabahı askerlerine yemek verirken düşmanın yaklaştığını haber aldı. Mübareze başlamıştı. Bizanslar ortaya bir adam çıkardı. Onun karşısına Hazreti Halid çıktı. Kısa bir müddet sonra şehit oldu. Kocası Halid'in şehadetine dayanamayan Ümmü Hakim, üzerine zırh giyerek muharebeye katıldı. Düğünlerini yaptıkları çadırın direklerini söktü, düşmana saldırdı. Düğün gecesi şimdi tam da cihadın ortasındaydılar. Kahramanlık böyle bir şeydi. 7 düşman askerini öldürdü. Eşsiz bir kahramanlık numunesi gösterdi. Bu hadise hicretin 14. senesi Muharrem ayında meydana gelmişti. O sıralar Hazreti Ömer hilafette bulunuyordu. Allah onlardan razı olsun.